Adım yok benim. Bir kadınım ben. Her kadının bir hikayesi vardır. Kadınlığın hikayesi. Her yeni doğan kadında bu hikaye yeniden yazılır, çoğalır, tamamlanır. Doğdun. Doğar doğmaz sarıldım pembe bezden kundağına. Bundan sonra kadınlığın kaderin olacak dediler. Ezileceksin yani. Daha çocukken abinin yatağını yaparken, babana yemek taşırken belki hissetmeyeceksin. Ama babandan yediğin ilk tokatta, kocandan yediğin ilk dayakta ya da sırtında küçücük bebeğin çalıştıktan sonra bir tarlada yorgunluk ve bezginlikle başını yastığa koyarsın ve hissedersin. Bir kadınsın ve yıllardır baş koyduğun o yastıkta kocamaktasın ve belki de yalnızlığınla bu hayatı yaşamaktasın. İlk sokağa çıkışını, ilk oyunlarını anımsa. Sokağa çıkman kolay olmadığı gibi sokakta da hiçbir şey kolay değildi. Top peşinde koşturan oğlan çocuklarının oyunlarına giremedin mesela. Elinde oyuncak bebeğin, tencere tavan, evcilik, annecilik oynadın. Doktorculuk oyununun hemşiresi olabildin yalnızca. Oynadığın tüm oyunlar yıllar sonrasının provasıydı aslında. Ve hava kararmadan eve girmek zorundaydın. Derken okul yılları. Tabii okula gönderilecek kadar şanslıysan eğer. Okul yılların sana öğretti ki burada da hiçbir şey kolay değil 8-10 yaşında bir kız çocuğu için. Sınıfın temizliğinden, sıraların düzeninden sen sorumluydun. Sonra kitaplarla tanıştın. Ünite ünite öğrettiler sana kadınlığı. Küçük bir kız çocuğuyken okulda bugün neler yaptın, ne öğrendin diyenlere ne anlattın? Bugün hayat bilgisi dersinde öğretmenimiz bize dedi ki, anneler evde yemek yapar, kardeşlere bakar dedi. Babalar işe gider, eve para getirir dedi. Evimizin reisi babamızdır, onun sözünden çıkmamalıyız. Ortaokula geldiğinde kadın bedeninle tanışmaya başladın ve duygularınla. Ergenliğin çelişkileri, sorgulamaları ve ilk aşklar. Belirmeye başlayan göğüs uçlarını saklamaya çalıştın önce. Sırtında bir dünya yük varmışçasına kamburlaştın. Yüreğinin en temiz kıpırtılarından suçlandın, utandırıldın. Devlet babanın 8 senelik lütfundan sonra ancak baban da lütfettiyse devam edebildin lise hayatına. Ve genç kızlık mertebesine yükselmenin şerefine bir dizi yeni yasak ve zorlukla karşılaştın. Saçlarının şekli eteğinin boyu derken tüm hayatın bir dizi kurala bağlandı. Bir çocukla fazla zaman geçirmenin, bir kafede oturup yudumladığın bir yorgunluk çayının hesabı soruldu. Geceleri gizlice yaktığın mum ışığının altında, içini döktüğün günlüklerin oldu. Sevgili günlük, ne yapacağımı bilemiyorum. Babam sınıf gezisine gitmeme izin vermedi. Kız kısmının öyle yerlerde ne işi var? Biz seni okumaya mı gönderdik, eğlenceye mi dedi. Ama bütün sınıf gidiyor. Gerçi Özge'nin babası da izin vermemiş ama çok mutsuzum günlük. Arkadaşlarıma bir yalan uydurmam lazım. Hem bu gezi Arda'yı okul dışında da görebilmem için tek fırsattı. Sadece 3 saat. Hayatının bundan sonra nasıl devam edeceğini belirleyecek olan 3 saat. Sen kadınsın. Babanın işini devam ettirme, kendine yeni bir iş kurma gibi fırsatların yoktur. Hayata karşı en güçlü duruşun, belki de çalışıp kendi paranı, yani hayatını kazanman, babandan sonra bir de kocanın sana bakmasını beklememen olacaktır. Üniversite demek senin için belki de özgürlük demektir. Yıllarca katlandığın o baskıdan kurtulmak. Her gün okula gidip gelmek belki de dışarıdaki hayatla kurduğun tek bağdı. Ve artık gönlünce çıkamayacaksın kabuğundan dışarı. Ancak bir evden başka bir eve, babanın hakimiyetinden kocanın hakimiyetine. Tek kurtuluşum var benim dersin. O da üniversite. İşte bu yüzden günlerce, gecelerce çalışırsın. Peki hangi mesleği seçeceksin? Daha doğrusu sana uygun mesleğin hangisi olduğu söylendi. Yıllar önce çocuk oyunlarında provasını yapmıştın aslında. Yöneticilik, mühendislik, doktorluk sana göre meslekler değil. 5 yaşında kapamadığın o rolleri 25 yaşında da kapamazsın. Daha doğrusu savaşmadan alamazsın. Kadınsın sen çünkü. Öyle dışarıda çok vakit geçiremezsin. Evde yemek yapacaksın, çocuklara bakacaksın. En uygun kılıfı biçerler sana. Öğretmen ol derler mesela. Ne güzel yaz tatili var, bir sürü izni var. Ya da hemşirelik, sekreterlik mesela. Durduğun yerde dur. Erkek işlerine bulaşma.
Açıktan ya da üstü örtülü sürekli bu mesajlar verilse de sana, bunlar senin rollerin iyice yedir içine deseler de düşünürsün. Bir kadın olarak doğanda var senin, isyana meyillisin. En büyük özlemin özgürlük, en büyük isteğinse kendi hayatını kazanmak, kendi hayatını yaşamak. En hür, en bağımsız hali nasılsa işte öyle. Üniversite kapısından içeri daha adımını atar atmaz fark edersin. Hiçbir şey göründüğü kadar toz pembe değildir. Ya da ilk kundağının rengi gibi hala pembedir aslında. Utangaçlığın, kırılganlığın, saflığın ifadesi olan pembe. İsyanın, özgürlüğün, sonsuz gökyüzünün rengini maviye yakıştırmamışlardı ya sana. Aslında değişen çok bir şey yoktur. Bundan sonra 4 seneni geçireceğin yurt binalarının kızlar için olanı pembe, erkekler için olanı ise mavi. O pembe binanın kapısına kadar babanın eşliğinde geldin. Eti sizin kemiği benim der gibi teslim edildiğin yurda. Şimdi namusundan sorumlu olan bu bina ve hayatının yeni kuralları. Erkek yurtlarında giriş çıkış kontrolleri bile yapılmazken sen her akşam yurt saatini 2 dakika dahi geçirsen cezalar, uyarılar, disiplin odaları. Teknoloji ise senin için yeni bir baskı aracı. Cep telefonları, kameralar, parmak izi okutma cihazları. Ben 2 senedir cebeci kız öğrenci yurdunda kalıyorum. Geçen senenin başından beri bizim yurtta parmak izi okutarak giriyoruz. Erkek bloklarında ise böyle bir uygulama söz konusu değil. Hatta oradaki arkadaşlar bir aylık toplu imzalarını atıyorlar, sonra da istedikleri zaman yurda girip çıkıyorlar. Açıkçası bizi neden korumaya çalıştıklarını hiç anlayamıyorum. Bence asıl korumaya çalıştıkları şey biz değiliz. Onlar kendi düzenlerini korumaya çalışıyorlar. Onların düzenlerinde ise kadınlara yer yok. Onlara göre gece sokağa çıkan bir kadın tacizi hak eder. Hayır, ben buna karşıyım. Sokağa çıkan kadın özgürce yürüyebilmelidir. Önce inanmalıdır kadınlar. Gündüzleri ellerini kollarını sallayarak yürüdükleri sokaklar bence geceleri de onlarındır. Kendine, sokağa güvenmelidir. Oysa babam bile bana değil yurda güveniyor. Burada güvenlik altına almak istedikleri bir şey varsa o da her zaman, her yerde var olan erkek egemenliğini korumaya çalışmaları. Aslında benim kaldığım yurdun şartları hiç de iyi değil. Zamanımızın çoğunu yurt odalarında geçiriyoruz ama bunlar doğru düz temizlenmiyor bile. Yemeklerse çok kötü ve pahalı. Erkek öğrencilerle aynı yemekhaneyi kullanıyoruz. Geçen gün yemeklere şap karıştırıldığını duydum. Ya bu çok kötü bir şey. Bizi baskı altına almaya çalışıyorlar ve böyle saçma sapan yollara başvuruyorlar. Babama sürekli yalvarıyorum eve çıkmak için. Yani bir izin verse burada bir dakika daha kalmam. Ya biliyorum evin de zorlukları var. Komşular, ev sahipleri falan. Hepsi sürekli bizim kaldığımız evleri gözetliyorlar. Yani biz onların apartmanlarının namusuymuşuz. Hem ev kiralarını karşılamak da zor çünkü öğrenciye daha pahalı veriyorlar. Ama yine de babamdan izin alır almaz yurttan ayrılacağım. Sadece yurttan ibaret değildir üniversitede hayatın. Kendini gerçekten özgürleştirmen için birçok olanak barındırır. Fark edersin yavaş yavaş, seni gerçekten ayakları yere basan bir insan yapacak olan, üniversiteli bir kadın olarak vereceğin mücadeledir. Yaşadığın her şey, karşılaştığın her güçlük, seni bir adım daha özgürlüğe yaklaştırır. Üniversitede her yeni gün mücadeleye doğar. İnsanlığını kazanmaya çalışan artık üniversiteli bir kadın olan sen, okula gidebilmek için savaşmayı daha çocuk yaşta öğrendin. Bu sana babanın ve toplumun en büyük dersiydi belki. Şimdi ise her türlü baskıya, bu kokuşmuş piyasaya karşı sokağa adımını ilk atan ve eğitim bir haktır diye haykıran sen oldun. Yükselemezsin edilersen. Yönetsel hiçbir mekanizmada işin yok senin. Tehlikelisin çünkü. Kadınsın. Bir akıllanırsan eğer belki de tüm düzeni yıkarsın. O halde üniversitede de kalamazsın. Oralar erkeklere ayrılmış ayrıcalıklı alanlar. Bir basamak daha çıkamazsın. Bucağın tavanı aşamazsın. Bir şeyleri aşmış üniversitede okuyan bir kadın olarak görünsen de tavanda duran hocam dediğin adamlar bir kez daha sövünmeye çalışırlar seni. Vaatleri ise dersini geçmeyi sağlamaktır. İşte hep bir savaşımdır üniversiteli kadının hayatı. Hem bir kadın hem bir öğrenci olarak. Ya da tümden verilen bir mücadele üniversiteli kadın olarak. Sağlık koşulları, barınma, ulaşım. Sadece yoksulluk değildir üniversiteli kadının karşılaştığı. Bir kıyak daha geçerler sana. Yoksulluğunun yanına birçok da yoksunluk ve baskı. Evde kalıyorsan eğer bir kadın olduğun için tüm mahallenin namusu olursun. Üniversitenin sağlık hizmetleri arasında kadın hastalığına tedavi bulamazsın. Şiddeti değil belki ama tacizi toplumun her kesiminden kadınlar kadar yaşarsın. İşte
İşte tüm bunlar üniversiteli kadının hayatının her alanını bir savaş alanına çevirir. Bu savaş alanında yenilgi yoktur bize. Yılmak yoktur, vazgeçmek yoktur. Her an mücadele, her an isyan.